Merhabalar değerli Kanal 68 izleyenleri. Fizyoterapist Metin İçli ile Sağlık Zamanı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İnova Hastanesi'nden üroloji uzmanı Doktor İbrahim Erol. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Metin Hocam. Bana bu fırsatı sunduğunuz için öncelikle teşekkür ederim. Ne demek, biz sizi ağırlamaktan buluyoruz. Programınızı çok keyifle izliyoruz gerçekten. Teşekkür ederiz. Aksaray halkımıza verdiğiniz bu fırsat, sağlık hakkındaki bu bilgiler gerçekten çok değerli olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Siz değerli konuklarımız sayesinde tabii ki vatandaşlarımıza doğru bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizler teşekkür ederiz tekrardan yayınımıza geldiğiniz için. Hocam siz aslında daha önceki bir programda yine açıklamalar yapmıştınız bu konuyla ilgili ama biraz daha irdelemek istiyoruz bugün. Konumuz prostat. Evet. Şöyle kısaca prostat nedir? Teşhisinde neler kullanılıyor? Biraz açıklayabilir miyiz? Şöyle anlatayım Metin Hocam. Prostat aslında erkeklerin er bezlerinin açıldığı idrar kanalında bulunan bir organımız. Aynen burada gördüğümüz gibi. Şöyle başlayacak olursak aslında bizi ilgilendiren tüm organlar hani testisler hariç burada görebilirsiniz şematize olarak. Böbreklerimiz, böbrek kanalımız, üreter, idrar kesesi, prostat ve idrar kanalı. Bilmeden bir hastalığı anlatmak gerçekten seyircilerimize çok zor. O yüzden aşama aşama gitmek burada gerçekten önemlidir. Böbreğin görevlerini zaten hepimiz biliyoruz. İdrar akışının nasıl olduğunu anlatacak olursak tabii ki bu böbrekten süzülen idrarımız ne oluyor? Böbrek kanalından inerek öncelikle idrar kesemize geliyor. İdrar kesemizden daha sonra bu idrar kanalından giderek üretra dediğimiz aslında şuranın bir ismi var. Üretra. Bu erkeklerde biraz daha uzun bir yapıya sahip ve bunun içerisinde aynı zamanda er bezleri açılır. Yani nedir? Meni kanalları açılır hocam. Burada veri mantanum denilen bir yer vardır. Bu bölgeye özellikle ejekulatör yani spermlerin çıkış kanalı da buraya açılmaktadır. Şimdi prostat erkeklerde her erkekte olan bir şey. Aslında prostat hastalığı var demiyoruz. Hep prostat var bizde gibi kullanıyoruz. Ama prostat aslında tüm erkeklerde var. Yani peki bu ne oluyor zamanla? Bunun aslında birçok fizyolojisinde birçok geçerli işte büyüme hormonları, erkeklik hormonları, işte genetik yapılar dediğimiz birçok sebepten dolayı bu artık büyüme yapıyor. Aslında genelde dışarıya doğru büyüyor. Yani şöyle yaptığımız zaman dışarıya doğru büyüyor. Ama bazen de bakıyoruz ki bu içeriye doğru büyümüş. İçeriye doğru büyüdüğü zaman ne oluyor? İdrar kanalımızı tıkıyor. Şimdi bu peki herkeste mi oluyor? Her erkek 40 yaşına 50 yaşına geldiği zaman prostat hastası mı olacak? Herkeste büyümediği gibi herkeste içeriye doğru da büyüyebiliyor. Bazılarına dışarıya doğru büyüyebiliyor. Peki prostat boyutunun bizim için önemi var mı? Öncelikle ona değinmek isterim. Prostat normalde erkeklerde 18 gram 25 miligram arasında cc arasında değişir. Yani bunun hacmini hesapladığımız zaman prostat toplam hacmi yaklaşık şuraya yazabiliriz. 18 ile 25 cc kadar bir hacme sahipsen prostatın normaldir diye düşünebilirsin. Ama peki her bu hacimdeki prostat normal olmadığı gibi bize 300 grama kadar 500 grama kadar prostat hacmi olan hastalarımız gelir. Peki bunları hasta olarak kabul etmeli miyiz? Hayır. Biz de aslında prostatın hacmi hastalığı belli etmez. Evet. Bize hastalığı belli eden başka parametreler vardır. Bunlar nedir? 1. Qmax. Qmax işeme testinde baktığımız maksimum akış hızıdır hocam. Evet. Yani 1 saniyedeki buradaki idrar kesemizden çıkan akışın tazik diye de adlandırabiliriz. Yani tazik testi de diyebiliriz buna. Bunun 1 saniyelik akış hızı bizim için yani bakılıyor. CC bölü dakika olarak da hesaplanır. Genelde 15 CC bölü dakikanın saniyenin pardon üzerinde ise normal kabul ederiz. Evet. Ama bu da tabii ki bize kesin şey vermez. İkinci bakışımız. Bize biz işeme testinde özellikle şöyle bir eğrimiz vardır. Hı hı. Bu eğriye bakarız. Bu eğri mesela şöyle ilerlediyse bu nedir? Hız saniye eğrisi. Hani dedik ya cc bölü evet, saniye. Evet.
Buna baktığımız zaman şöyle bir parabol çizer bizim işeme testimizde. Ama bazen baktığımız zaman bu işeme testine baktığımız zaman şöyle şöyle görürüz, çok yükselemez. Sonra hemen iner. İşte bazen bakarız yükselmiş ama yükselmesine rağmen yine tırtıklıklar var. Yani bunlar da bize aslında ipucu verir. Yani sadece işeme testinin tazyiği değil, işemenin seyri de tırtıklı bizim olması da önemli. Yani bazen gelir mesela eğrimiz şu şekilde çıkar iner, çıkar iner o şekilde. Bazen bu da olur. Bunların belirtileri bize her zaman dört dörtlük bilgi vermese de yardımcı olur. Tabii. İkinci baktığımız parametre ise nedir? İşedikten sonra içeride kalan idrar miktarı. Burada ne kadar idrar, rezidü idrar kalıyor? Buna bakıyoruz. Buna da biz PMR deriz. Postmiksiyoner rezidü idrar anlamına gelir. Bunun bir miktarı vardır bizim için. Normalde 20-30 cc herkeste kalır. Mesane boyunu bazen yüksek olur hastalarımızda. Bu neden olabilir. Bazen ayakta işemek, karın basıncını tam fazla yapamadığımız için tam boşaltamayabilir. 20-30 cc bizim için normaldir. Ama biz sınır cutoff değeri de buna bazen koyarız. Genelde 100-150 cc'ye kadar normal kabul ederiz. Ama özellikle 250-300 cc'ye geldiyse bu içeride kalan idrar, biz kesinlikle cerrahi ya da en kötü ilaç tedavisiyle bir gözlemleyip tekrar bu hastaları teste sokarız. Peki bunlardan başka baktığımız parametreler var mı? Şimdi bizim aslında prostat için ameliyat indikasyonlarımız var. Evet. Ama bunlardan daha sonra bahsedelim. Şimdi baktık hastamıza, işeme testi kötü. Tamam. Rezidü idrarımız da çok kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle ilaç tedavileri başlıyoruz. Evet. Peki bu ilaç tedavilerimiz neler? Biz genelde alfa blokörler kullanıyoruz. Alfa blokörler buradaki prostatın kanalının olduğu yerdeki kasların gevşeyerek idrarın daha rahat çıkmasını sağlıyor. Bizde ne fayda sağlıyor? İşte Qmax'ta burada bahsettim ya mesela Qmax 15 ise 18'e kadar çıkarıyor. %25'lik bir artış. Yani 1/4'lük bir artış bize sağlıyor. Bu hastanın hayat kalitesine fayda ediyorsa biz ilaç tedavisiyle uzun süre gidebiliyoruz. Bunun yanında yine 5 alfa redüktaz enzim inhibitörleri var. Evet. Bunlar da bir senede prostatın %20 hacim olarak küçüldüğünü söyleyen yayınlar var. Ama biz bunu %100 olarak kabul edemiyoruz. Çünkü aynı zamanda prostat da büyümeye devam ettiği için bunu açıkçası çok kefil olamıyoruz. Yani bizim hani klinikteki çalışmalar biraz farklı olabiliyor. Bunun dışında işte fitoterapiler var yine. Değişik ilaçlar var. Prostat için kullanılabilen ama bunlar bizim kitaplarımızda çok fazla açıkçası yer etmiyor. O yüzden çok o konulara girmiyorum. Şimdi ilaç tedavilerimiz bitti peki. Ne yapacağız? Yani ilaç tedavilerinde hasta fayda görmedi. Artık hayat kalitemiz bozuldu. Bize hastalar genelde şöyle gelir. Hocam idrara gitmekten sıkıldım. İdrarım geliyor. Tuvalete gidiyorum. Yapamıyorum. Yani ömrümün çoğu tuvalette iş geçiyor. Evet. İşeyemiyorum. Ondan sonra sık idrar yolu enfeksiyonu olmaya başladı. Ciddi de sıkıntılar yani. Gerçekten bunlar, hayat kaliteni düşürüyor. Şimdi ondan bahsedelim. Peki hangi hastaları ameliyat etmeliyiz? Evet. Dediğim gibi öncelikle hayat kalitesi bozulan. En önemlisi. Hayat kalitesi bozulduysa. Çünkü yolculuk yapamıyorlar, işte uzun süre çalışamıyorlar. Evet, özellikle tır şoförleri tabii. Çok etkileniyor. Hayat kalitesi düştüyse ameliyat olmak zorunda. Ondan sonra taş hastalığı olduysa, idrar kesesinin içerisinde taş göllenmeye bağlı olarak, rezidü idrara bağlı olarak mesane taşı özellikle çok görüyoruz. Peki tıkanmaya bağlı olarak öyle oluyor ki glob vezikale dediğimiz, idrar retansiyonu dediğimiz idrarın hiç boşaltılamaması. İdrar retansiyonu geliştiyse yapıyoruz. İdrar yolu enfeksiyonu geliştiyse yapıyoruz. Sık tekrarlıyorsa yapıyoruz. Yine prostat iltihabı, prostatit. Yine prostatla alakalı olarak prostatın sürekli iltihaplanması, prostatit dedik. Prostatla alakalı olarak kanaması özellikle prostat kanamasında bunu yapıyoruz. Bazen oluyor geliyor ki
Buradan küçük damarlar mesela ayrışıyor, kanıyor. İçeride hematoglob dediğimiz, yani bildiğin pıhtı olur ya, pıhtılar devasa bir şekilde buraya hematoglob yazalım, hematoglob yapıp hastanın hem kanamasına hem de idrarını hiç yapamamasına neden oluyor. Evet, evet. Bir yedinci faktör daha var ki bu tıkanmaya bağlı olarak tabii ki böbreklerimiz çalışamayacak. Yani böbreklerimiz idrarı atamayacak. Tabii, tabii. Ne olacak? Böbrek yetmezliği. Ki çok ciddi. Ya da böbreklerde genişleme. Yani buradaki üreter dediğimiz kısım öyle bir şişiyor ki hocam. Şöyle anlatayım. Devasa boyutlara gelebiliyor. Böbrekte genişleme. Varsa biz bu hastalarımıza mutlaka cerrahi önermek durumunda kalıyoruz. Peki hocam, bunlara cerrahi yapacağız ama hangi cerrahi kullanacağımıza nasıl karar veriyoruz? Evet, en önemli nokta burası aslında Betim evet. Hocam. Cerrahiye karar verirken tabii ki hastanın da fikri önemli. Ama asıl bizim dikkat ettiğimiz, hani konunun başında konuşmuştuk, prostat hacimleri. Evet. Burada bize en önemli faktör prostat hacimleri oluyor açıkçası prostat ameliyatından önce. Şöyle bir toparlayacak olursak, yani zaten belli başlı yöntemler çok fazla yapılıyor. Bunların en çok yapılanlarından bahsedeyim. Genelde 30 grama kadar özellikle genç hastalarsa TÜİP yöntemi tercih ediliyor. Bundan bahsedeceğim. 30 gram ile yaklaşık 50-60 diyelim. 50-60 gram kadar prostatlara da tur prostat yöntemi uygulanıyor. Şimdi bunlar genelde her hastanede, her yerde bulunan, bir üroloji kliniğinde bulunan tedavi yöntemleri. Şimdi TÜİP dediğimiz şey nedir? TÜİP yöntemi aslında prostatı çıkarmıyoruz. TÜİP yönteminde yaptığımız şey buradaki prostatın özellikle tıkayan kısmına çizik atmak diye de tarifleyebiliriz. Kimisi 6-8 hizasından ya da 5 hizasından yapabilir bunu. Kimisi 6 hizasından, kimisi 9 hizasından da yapabiliyor. Çizik atarak kanalın biraz daha rahatlamasını sağlıyor. Bu niye peki genç hastalarda daha çok tercih ediliyor? Yine bundan bahsedeceğim. Genç hastalarda. Özellikle evlenmemiş, çocuk sahibi olmayı düşünen hastalarda evet. Bu daha çok uygulanıyor. Çünkü retrograd ejekülasyon dediğimiz, yani geriye, meninin geriye kaçması dediğimiz. Şimdi meni kanallarından biraz önce bahsettik. Evet. Bunlar prostatın hemen biraz daha distal kısmına, özellikle sfinkterin, idrar tutturucu kasların oraya biraz daha yakın yere açılıyor. Şimdi normalde prostat ve mesane boyunu ejekülasyon sırasında, yani meninin dışarıya çıkışı sırasında burası kapanıyor. Buradan dışarıya doğru meninin verilmesini sağlıyor. Ama sen buraya prostatını alırsan, özellikle tur prostat dediğimiz transuretral rezeksiyon yaptığın zaman, burayı aldığın zaman, yani şu kısmını, prostatın bu kısmını aldığın zaman geriye doğru kaçma oluyor. Yani TÜİP'in avantajı retrograd ejekülasyonu önlemek. Yani ilişki sonunda meninin gelmemesini engelliyor. Ama şöyle de söyleyecek olursak, bunun avantajı yanında dezavantajı da var. Tabii ki bu çizik, attığın çizik ne kadar başarılı oluyor. Yani prostat kadar da tedavi başarısı olduğunu düşünmek biraz hayal olur. Tur prostat tabii ki yaptığımız zaman burayı, kanalı tamamen açtığımız için işeme çok daha gür, çok daha tazikli olacak. Tabii ki kanal açıyoruz. Tur prostat uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemi. Bunun da kendi içerisinde ikiye ayrılanı var. Bir monopolar dediğimiz monopolar var. Bir de bipolar var. Teknik var. Bunlar çok fazla aslında hastayı, yani hastalarımızı çok fazla ilgilendirmiyor ama ben kısaca belirteyim. Tabii. Monopolar biraz daha eski bir teknik. Özellikle rezektüsör kullanılarak, yani tur sırasında bir sıvı kullanıyoruz. Kullanılan sıvının farklı bir eski teknikle yapılan versiyonu. Burada süreyi kısa tutmak gerekiyor. Yani uzun tutarsanız eğer metabolik sıkıntılar olabiliyor hastanızda. Evet. Tur sendromu dediğimiz sendrom gelişebiliyor. O yüzden bu neredeyse çok fazla kullanılmamaya başlandı. Yani neredeyse hiçbir klinik bu tekniği fazla uygulamamaya başladı. Ama hala var mı?
Çoğu hastanede var. Hala da yani zor durumda kalınırsa yapılabilen. Ha, kısa dediğim ne kadar kısa? Yani böyle 1,5-2 saati geçmedikten sonra hastalarda çok fazla sıkıntı yaratmıyor açıkçası. Biz de asistanlığımız zamanında çok uyguladık. Şimdiye kadar Tourette sendromu gördün mü dersen açıkçası çok da fazla görmedim. Belki bir tane, iki tane görmüşümdür. Bipolar dediğimiz enerji, hani monopolar bipolar aslında Koter'in mantığında vardır. Monopolarda insan vücudundan geçen elektrik prostata o şekilde kesme işlemi uygulanır. İkisi de elektrik enerjisidir bu arada, onu söyleyeyim. İkisi de elektrik enerjisini yansıtır. Bipolar ise direkt cihazın kendi içerisinden geçer. O enerjiyi kullanarak rezeksiyon işlemini gerçekleştiririz. Bunda da rezektisol değil de normal serum kullanılır. O yüzden bunda yani bipolar teknik kullanılırsa tur sendromu olma ihtimali ameliyatta neredeyse yoktur. Sendrom yok. Baktığımız zaman gerçekten çok avantajlı bir teknik. Tur prostat yaptığımız zaman hastanın tüm problemleri gerçekten çözülmüş oluyor. Ama 50-60 grama kadar. Biraz daha yukarısı olduğu zaman. Biraz daha yukarısı olduğu zaman ne yapacağız peki? Açık cerrahi. Özellikle bizim hala kullanılan açık cerrahi tekniğimiz var. Açık cerrahide ne yapıyoruz? Göbek altı bir kesi yapıyoruz. Evet. Bu kesi yapar, idrar kesesini açıyoruz öncelikle. İdrar kesesini açtıktan sonra parmakla bu prostatın adenomlarını tek tek çıkarıyoruz. Sonra sütürler atıyoruz, dikiyoruz. Hem mesaneyi onarıyoruz hem karında kocaman bir kesiyle bunu hallediyoruz. Bu da genelde açık cerrahi 100 gram üzerindeki hastalarda uyguladığımız bir yöntem. Şimdi neredeyse bunların hepsini yerine tutabilecek, hepsinin sağladığı faydayı sağlayabilecek çalışmalarla da bunu ispatlanmış yeni bir yöntem var. Evet, onu soracaktım özellikle size. Evet. Kolep. Herhalde bunu merak ediyorsunuz. Gerçekten hastalar bize çok 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 soruyor çok bunu çünkü. Çok artık duyuluyor. Çok rağbet ediliyor. Buna Holep diyoruz. Yani Holep dediğimiz şey nedir aslında? Holmium lazer prostat enikülasyonu demek. Aslında bu açık cerrahide hani anlatmıştık ya. Evet. Açık cerrahinin avantajı aslında şu. Açık cerrahide prostatın içini dolduran hepsini alıyorsun. Hadi ama turda bahsetmiştim ya hepsini alamıyorsun. Turda kanalın içerisindekini alıyorsun. Yani bu tabii ki buradan gelen prostat dokusu tekrar büyüme yapabiliyor. Tabii. Holep hem açık cerrahi hem de turun yerini tutabilecek bir cerrahi. Yani ister 30 grama yap, ister 300 grama yap, ister evet. 500 grama yap. Yani hepsini tutabilecek mükemmel bir yeni buluş diyebiliriz. Bu da enükleasyon dediğimiz yöntemi kullanarak yapılıyor. Bu da enükleasyon. Yani lazerle biz buradan kapalı yöntemle giriyoruz ve prostatın sadece kapsül kısmı kalacak şekilde lazerle şu ara dokulara girerek prostatı tamamen çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Mesanenin içine atıyoruz. Mesanenin içerisine giden bu prostat dokularını tekrar kamerayla giriyoruz içeride. Morselatör dediğimiz bir alet var. Evet. Bu aletle nasıl diyeyim kıyma makinesi gibi düşünebilirsiniz aslında. Evet, parçalıyor. Yani otomatikman biz tekrar tabii ki asıl işçilik burada bu prostatı güzel bir şekilde enüple edip hani içeride prostat kalmayacaktı enüple etmek ayırıp sıyırıp idrar kesesine atabilmek. Yani işin çoğunu bu oluşturuyor. Bunu içeriye attıktan sonra da tekrar içeriye morselatör yardımıyla girerek aynı kıyma makinesi gibi düşünebilirsiniz. Bu prostat dokularını cız 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 dışarıya parçalı alıyoruz. Çıkart. Yani kesme herhangi bir dipiş, sütür olmadan bu işi hallediyoruz. Yine turdaki gibi hastalarımızı 2 gün bazen 3 gün sondalı takip edebiliyoruz. Sondayı da niye tutuyoruz? Çıkartılan dokuların yerine bir şeyler birikmesin, kanal tabii, biraz tabii. daha iyileşsin diye yaklaşık 3 günde sondamız kalıyor. Peki başka ne avantajları var? Yani sadece bu mu? Açık cerrahiyle kıyasladığımız zaman zaten avantajları tartışılmaz. Tabii ki. Ama turla kıyasladığımız zaman, tur prostatla kıyasladığımız zaman şimdi tur prostatı sen zaten 100 gramdan fazla olduğu zaman ikinci bir ameliyat ihtiyacı olabilir. Çünkü süre yetmez. Tur prostat gerçekten uzun sürer. Tabii. Çünkü ne yapıyorsun? Tek tek kazıyorsun. Lazer gibi prostatı tamamen çıkartıp biraz daha hani ne derler daha hızlı olmuyor. Aynı zamanda tur prostatta bakmışlar sonuçlarını karşılaştırdılar. Evet. Daha az kanama, daha az hastane yatış süresi gibi
morbiditenin daha azaldığını görmüşler. Yani tabii. Polip bu yüzden üroloji camiasında biraz daha ön planda. Ama şunu da belirtmek isterim. Yan etkiler anlamında ve etkinlik anlamında kısa dönemde tabii bahsettiğimiz zaman tur prostatta da Holep'te de eğer çok büyük değilse bu prostatımız yani 50-60 gramlardan bahsediyorum. Evet. Etkinlik olarak aşağı yukarı aynıdır. Aynen. Ama sen 100 gramın üzerine çıktığın zaman etkinlik illaki düşecektir. Çünkü tabii sen prostatın hepsini aldığını zannedersin. Tur prostatta hepsini alamıyorsun. Yani ancak kazıdığın kısmını alabiliyorsun. Yakın zaman değerlendirme bu şekilde. Tur prostatta genelde şu kitabı olarak şöyle söylerler. 5 senede bir, 10 senede bir prostatın büyüyebildiğini, tekrarlayabildiğini söylerler. O yüzden Holep bir tık daha avantajlı. Ama tur prostat bu yani altın eskinin altın standartı bir yöntemidir. Bunu da yapamayız. Bu da güzel bir yöntem. Bu da hastalarda çok kaliteli bir kaliteli sonuçlar verir. Ama dediğim gibi sadece tekrarlamayla alakalı ve hasta konforu anlamında Holep'ten bir tık geride kalmaya başladı şu son dönemlerde. Onun dışında yan etkilerden bahsetmiştik. Evet, bu cerrahide yan etkileri olacak yan etkiler, evet. Şimdi geliyor hastalarımız soruyor genelde hocam işte sertleşme problemi olur mu? Şimdi sertleşme problemi, prostat ameliyatının sertleşme problemi yaratması neredeyse hani 1 milyonda 1 diyebiliriz yani. Öyle bir netice. Hatta prostat ameliyatı olman belki senin sertleşmeni düzeltebilir. Çünkü prostat hastalarıyla yapılan bir çalışmada bunu görmüşler. Prostat hastalığı erektil disfonksiyon yani sertleşme problemine de yol açtığını kitabi olarak bilmekteyiz. Ancak yan etki olarak dediğimiz gibi genç hastalarda bunların hiçbirini yapamayız. Genç hasta dediğim tabii ki evlenmemiş, çocuk sahibi henüz olmamış. Çünkü doğal yollarda çocuk sahibi olma ihtimali düşer. Meni gelmez. Bu Holep'te de aynıdır, prostatta da aynıdır. Bu yüzden biz bu hastalarda daha çok TÜİP dediğimiz, eğer prostatta küçükse TÜİP yapılabilir. Küçük. Ya da başka dediğim ilaç tedavileriyle biraz daha hastanın idare etmesi sağlanabilir. Belli bir yaştan sonra, çocuk sahibi olduktan sonra genellikle bunu öneririz. Bir de bu yöntemlerin dışında bir tedavi daha var. Rezum dediğimiz bir yöntem. Hani ona çok fazla girmek istemiyorum çünkü çok yeni bir tedavi. Rezum dediğimiz yöntem, hani biraz önce bahsettik bu meninin dışarı çıkmama hadisesini tamamen önlüyor. Ama çalışmalar henüz yeterli değil. Çok iyi sonuçlar verdiği söyleyenler de var. Bir de etkinliği baktığımız zaman rezum tedavisinde 2 ay kadar beklemek gerekiyor. Yani 1,5-2 ay kadar faydası bekleyeceksin. Görmüşsün. Faydasını o zaman göreceksin. Rezumda ne yapılıyor? Gene aynı şekilde mantık. Buradan girilerek prostatın içerisine buhar enjeksiyonu ve prostatın küçülmesini sağlayan bazı fibrotik ajanlar veriliyor. Bu şekilde prostatın küçülmesini sağlıyor. Ama rezuma benzer zaten biz hani daha önceden uyguladığımız tedaviler vardı. Bu mesela ısı tedavisi. Termoterapi diye geçer. Evet. Termoterapi. Yani bununla aşağı yukarı hani belki etkinliği daha fazladır. Hani bunu daha sonuçları yayınlamadı ama mantık aşağı yukarı aynı. Prostata dokunmadan prostatı küçültmek. Şimdi çok fazla bu da konuşulmaya başlandı. Belki ilerleyen zamanlarda çok rağbet görecek. Belki Holebi, belki prostatın da yerini tutacak bir tedavi. Ama şu anda öyle bir geri döndürüm, geri dönüşüm ben almadım. Hani ben yapmıyorum tabii ki, hiç de yapmadım rezüm ama diğer yöntemler zaten süper olduğu için, hani özellikle Holep yöntemi, hani rezüm o kadar da henüz gündeme gelemedi. Yani çok çok daha geride, onu söyleyeyim. Zaten hala birinci planda, hani şöyle baktığın zaman Holep, sosyal medyada da olsun, hastaların görüşleri de olsun, evet, hep Holep'i duymaya başlıyoruz. Yani Holep lazerle olduğu için lazerin koagüle etme, dokuyu koagüle etme, dokuya zarar vermeden kanamayı durdurma özelliği biraz daha iyi olduğu için hastasın daha konforlusun. Aslında yani sadece urolojide kullanılmıyor bu Holep. Yani Holmium biliyorsunuz, taş kırmalarımızda kullanıyoruz. Ama güçlü bir cihaz. Yani bu cihazı da olmadıkça tabii hızlı yapamazsın bu ameliyatı. Tabii ki. Özellikle bunun kendine has dalga boyu dalga olan özel cihazlarla bunu gerçekleştiriyoruz. Ve ameliyatın daha hızlı ve daha konforlu olması sağlanmış oluyor. Peki bu cerrahilerden sonra hastaların dikkat etmesi gereken bir şeyler var mı? Evet. Cerrahilerden sonra hastalarımız aslında normal yaşamlarına devam edecekler. Çünkü kesi yok. Duş alabilirler, banyo yapabilirler, yürüyüş yapabilirler.
Ama yani özellikle pelvik bölge, yani bizim oturmamızla o bölgede hareketlenme biraz fazla olduğu için hastaların çok oturmamasını istiyoruz, evet, açıkçası. Ya yürümesini ya da uzanmasını istiyoruz. Ondan sonra kan sulandırıcılarını bir süre kesiyoruz. Çünkü kan sulandırıcıyla yine kanama biraz daha agreve olabiliyor. Beslenme dışında, açısından falan dikkat edelim. Beslenme açısından şöyle, genel prostat hastaların dikkat ettiği beslenme şekli. Onlardan da bahsedelim biraz. Aslında bizim bu prostat hastalığı diyoruz ya, aslında prostat hastalığı değil bizim hastalığımız. İdrar kesemizin hastalığı. Niye? İdrar kesemiz aslında bir embe basma tulumbaya benzer. Yani çıkan idrarı önce depolar, genişler. Sonra belli bir bu kapasiteyi taşıyamayacağını hissedince beyinden de omurilikten gelen sinyallerle tekrar kasılmalar başlar. Bu kasılmalarla beraber idrar çıkışı yapar. Yani aslında bizim hastalığımız mesane hastalığı oluyor. Aynen yani. Öyle. Mesanemizin çalışmamasıyla ilgili bir hastalık oluyor. Şimdi bizim bu ameliyattan sonra dikkat edeceğimiz şey, idrar kesemize dokunmayacak şeyler dikkat etmek lazım. Bu da nedir? Aslında midemize ne dokunuyorsa aynısı mesanemize dokunur. Yani bol asitli gıdalar falan tüketmeyeceğiz. Aynen yani. Öyle hocam. Aynen fest, öyle. Yani asitli gıdalardan uzak duracağız. Acı, ekşi, turşu, baharatlı yemeyeceğiz. Şeyler özellikle azaltacağız. Kafeinli şeyler. Tabii. Özellikle uyarıcıdır bizim idrar kesemize. Enerji içecekler. Bunları azaltacağız mümkün olduğunca ve bol su içeceğiz. Yani biz hastalarımız hatta genelde bunu belden uyuşturarak yapıyoruz. Spinal anestezi altında yapıyoruz. Yaklaşık bir 6 saat, 4 saat geçtiği zaman bol bol su içmelerini öneriyoruz. Aslında yani çoğu korkuyor da su içmekten. Prostatım var, içmeyin falan diye de. Aynen tam öyle hocam. Aslında. Çok iyi, çok iyi yere değindiniz. Yani su içeceksiniz ki buradaki hadiseyi fark edelim ve tabii, erken müdahale edelim. Tabii, tabii, tabii. Aynı şekilde taş hastaları da öyledir. Hani burayı tıkadığı zaman, idrar çıktığı zaman ağrıları artar. Ama sen öbür tarafına bakacaksın. Yani tabii, böbreğin tabii, işlevini yerine getiriyor musun? Buradaki kanamalar mesela, diyelim ki ameliyattan sonra buradaki ufak tefek pıhtılar olur bizim. Bunları hızlı bir şekilde atması ve içeride birikmemesi için bol su içmesi gerekir hastalarımızın. Bunları da ameliyattan sonra özellikle öneriyoruz. Cinsel fonksiyon açısından bir sıkıntı yok. Yani cinsel yaşantısına devam edebiliyorlar. Yaklaşık hani bu süre kısıtlama genelde evde geçirmesini istiyoruz prostat hastalarımız. Yani bir ay sonra neredeyse hiçbir normal şeyleri kalmıyor. Yani normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Eğer kan sulandırıcıları da varsa yine bir ay sonra ya da bir 15-20 gün sonra da başladığımız oluyor duruma göre. Kan sulandırıcının tipine göre bunu sağlıyoruz, karar veriyoruz hastayla beraber. Peki hocam, hastalar prostat olduklarını yani nasıl anlayabilir? Çoğu farkında değil aslında. Yani ne zaman sana başvurmana lazım? Prostatı güzel anlattık ama nasıl anlayacaklar? Evet, şimdi bunu? Aslında semptom olmasına gerek yok. Öncelikle onu belirtelim. Belli akla kontrol edilmesi lazım. Her erkek 40-45 yaşında mutlaka bir uroloji uzmanına gidecek. Baktıracak mı? Semptom olmasına gerek yok. Peki semptom varsa ne zaman prostattan şüpheleneceğiz? Sık idrara çıkıyorsak, idrara gittiğimiz zaman idrar bir anda boşalmıyorsa, ıkınıyorsak, kesik idrar oluyorsa, idrarda çatallanma oluyorsa, idrara gittim geldim rahatlayamadım, bir daha idrara gitmek istiyorsam, gece sık idrara çıkıyorsam, bu gibi belirtiler bize prostat hastalığının belirtileridir. Tabii ki yani bu sadece prostata özgü belirtiler değil tabii ki. Bizim aslında IPSS dediğimiz International Prostatic Symptom skorlaması dediğimiz bir skorlama var. Evet. Bu skorlamanın üzerinden biz aslında skorlama yapıyoruz ama buralara çok girmiyorum. Tabii bu tabii. Sorduğum sorular var ya biraz önceki. Evet, evet. Bunların hepsi bir skor aslında. Yani bir tane skor. Bunun üzerinden puanlama yapıyoruz. Genelde cutoff değerimiz 20'dir. Yani 20'nin altında olduğu zaman biz bu hastalarda prostat hastasıdır diyebiliyoruz. Ancak hani rutin olarak bu şematize edip tek tek sormak biraz bize sıkıntılı geldiği için aynı ne sorduysam benim bu soruların hepsini aynısını. Biz aslında sorarak belli bir yere geliyoruz. Hastaların yaklaşık skorlamasını yapıyoruz. O zaman yani şunu diyebiliriz. 40-45 yaşında mutlaka erken müdahale içinde hiçbir şikayetiniz olmasa dahi bir muayeneye gitmeniz lazım. Sık sık idrar çıkma problemi de varsa mutlaka evet.
fayda var. Peki hocam, böyle hastaların bazıları korkuyorlar. Ya prostatım vardır ve benzeri diyor. Evde kabak çekirdeği çitleyenleri mi ararsınız, evet, ya benzeri. Ya bu tarz şeyler, kabak çekirdeği ve benzeri, bunların bir faydası var mı? Yani işte yan komşum da bu ilacı kullanıyormuş, ben de ondan olmazsa kullanayım ve benzeri. Böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle diyebiliriz Metin hocam. Bu kabak çekirdeğinin bir zararı yok. Yok ama faydası var. Kullansın. Yani yesin. Faydası olmuyorsa. Çünkü bugün prostatı yazdım, internette kabak çekirdeği çıkıyor tarafında. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Yani öyle bir şey var. Ben de çok duyuyorum. Evet, yani evet, hastalarımızdan çok, bunu duyuyorum. Ama özellikle bir makale bu konuda okumadım. Yok. Yok da belki çalışması yapılabilir tabii ki, ama tabii bunu çalışma yapmak da kolay değil, bu kabak çekirdeğiyle özellikle yapmak. Ama bu dediğim gibi sadece semptomları gideriyordur. Yani prostatı özellikle küçülten bir, yani ağızdan alınarak küçülten bir besin, bir ilaç yok. Yok, yok. Benim bildiğim kadarıyla bu tecrübelerime dayanarak. O yüzden en güzeli tabii ki cerrahi tedavi, ama tabii ki bu her hasta için değil. Bahsettiğim kriterlerin tabii hepsi ki. İşte idrar yolu enfeksiyonu sık tekrarlıyorsa, hayat kalitesi özellikle bizim için en önemlisi, hayat tabii kalitesi. Yani senin hayatın daha kötü olamaz zaten. Tabii, öyle düşün. Sürekli tuvalette geçirilen bir hayat düşündüğün zaman, işini gücünü bıraktığın zaman olmaz. Ya şunu da bahsetmek istiyorum. Aslında bazı mesela 80-75 yaşında olan hastalarımız oluyor. Prostat ameliyatı yapıyoruz. Bu herkes için değil. Mesela diyor ki kahvede ben prostat ameliyatı oldum. Daha kötü oldum diyen hastalar duyup böyle şey yapabiliyorlar. Korkuyorlar. Hastaların geri dönüşleri olabiliyor. Böyle hastalar olabilir. Niye olabilir? Geç kalınmış hastalar tabii, olabilir. Tabii. Şimdi tekrar şunu çizeceğim. İdrar kesemizi tekrar çizeceğim şuraya. Şuraya da prostatımızı çizeceğim. Şimdi idrar kesemiz ne yapıyor? Kasılıyor. Kasılma işlemini yaparken ne oluyor? Prostatımız iyice burayı tıkamış. Evet. Kasılıyor, çıkmıyor. Kasılıyor, çıkartamıyor idrarı. Şimdi tarlayı sulayan bir motor düşünelim. Ne olur? Motor bozulur belli bir süreden sonra, değil mi? Evet. Yani bu da idrar kesesi de sürekli kendini yenilemiyor. Bunun içerisindeki kas yapıları var. Tabii. Bu içerisindeki kas yapılar zamanla bozulmaya başlıyor. Tabii ki. Önce büyüyor, önce gelişiyor, sonra atrofiye vuruyor. Özellikle fibrozise vuruyor. Fibrozis dediğimiz kısım aynı şey kağıda dönüşüyor. Yani perşemen kağıdı gibi ipince hal almaya başlıyor. Şimdi bu da tabii ki fonksiyonun bozulmasına neden oluyor. Düzensiz kasılmaları neden oluyor. Yani bu taraf kasılırken bu taraf mesela kasılmıyor. Kasılmıyor. Yani fizyolojiye inersek böyle terminolojiler var. Düzensiz kasılan bir idrar kesesi düşündüğün zaman sen şunu artık o yani motor bozulunca, idrar kesesi bozulunca sen bunu ne yaparsan yap, prostata alsan da fayda etmez. Yani bu adam işeyemiyorsa ameliyattan önce gene işeyemez. Bu adam sık idrara gidiyorsa, idrar kaçırıyorsa gene kaçırır. Tabii. Yani özellikle ben hastalarıma o yüzden söylüyorum. Acele etme. Yani 1-2 aydan 3 aydan bir şey olmaz. Ama sen hayat kaliten kötüyken bunu, bu çileyi çekmeye devam edersen bunu artık kabullenmiş olursun. Evet. Çünkü idrar kesen de artık ona uyum sağlar. Tabii. Ve bunun yedeği yok. Sen gidip idrar kesesini çıkartıp yeni bir idrar kesesi takamazsın. Böyle bir şey henüz keşfedilmedi. Henüz böyle bir yeni bulunmuş bir mucize yok. Ya devamlı sondalı kalırsın. Evet. Sonda takarlar. Ya da devamlı idrar kaçırırsın. Kötü bir hayat tabii sürersin. Yaşam kaliten iyice bozulur. Evet. Hocam prostat konusunda çok güzel bence bir yayın yaptık. Ben ikinci bir konuya geçmek istiyorum. Özellikle az önce aslında bahsettiniz işte erektil disfonksiyon. İşte bu erektil disfonksiyon nedir? Prostatla bir bağlantı gerçekten var mı yok mu? Çeşitleri nelerdir? Evet. Bence izleyenlerin de çok merak ettiği konulardan evet bir tanesi. Aslında başlı başına da bir program konusu. Ama bu programda birazcık bahsetmek istiyorum. Evet, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani cinsel konular da bizim işimiz. Ürolojinin işi. Bunu çok fazla halkımız bilmiyor. Yani burada nereye başvuracaklarını da bilmiyorlar. Çekiniyorlar. Bunlar için öncelikle üroloji hekimlerine başvurabilirler. Cinsel hadiseler hiçbir zaman ayıp değildir. Tabii yani ki konuşulması gerekir. Doktorlarına, hekimlerine açık bir şekilde kendilerini ifade etmeleri gerekir öncelikle. Erkeklerde olan sertleşme problemi ise apayrı bir mevzudur. Genellikle biz buna erektil disfonksiyon deriz. Erektil disfonksiyonun etiyolojisinde birçok sebep vardır. Biz etiyolojilere de bakıyoruz tabii ki, ama asıl tedavi odaklı bu işe giriyoruz. Çünkü bazı tetkikler istenemeyebiliyor. İstenmemesi gerekebiliyor. O tetkiklerin yan etkileri olabiliyor. Özellikle mesela penil doppler ultrasonundan bahsetmek istiyorum. Çoğu hekimimiz bunu istemek istemez. Asıl patoloji demeyeyim de hani diyelim erektil disfonksiyonun
etiyolojisinde bir cinsel organımıza giden damarlarda bir tıkanıklık evet. var. Bu renkli ultrasonla aynen. görülebilen bir hadise ya da venlerde yetmezlik var diyelim. Bu ultrason çekilerek tanı koyulabilir. Ama şimdi biz bunu enjeksiyonla yapıyoruz ve ereksiyon sağlayarak yapıyoruz. O ereksiyon uzun süre priapizm dediğimiz uzun süre sertliğin oluştuğu ve penisin yapılarını bozan bir yan etkisi olan bir hastalığa çevirme evet, ihtimali evet. var. Yani %20, %30 belki çok fazla değil ama olduğu zaman da gerçekten çok baş ağrıtıcı ve çok can sıkıcı olabiliyor. O yüzden biz daha çok tedavi odaklı yaklaşıyoruz hastalarımıza. Öncelikle tanımından bahsedeyim. Yani sertleşme problemi nedir? Erektil disfonksiyon nedir? Cinsel ilişkiyi tamamlayacak, ejekülasyonu tamamlayacak şekilde yeterli sertliği sağlayamama durumudur. Bunun nedenlerine bakarsak iki özellikle sebep vardır. Psikolojik ve organik sebeplerdir. Psikolojik sebepler özellikle genç yaşlarda çok görmekteyiz. Aile problemleri, işte partnerle olan geçinme sıkıntısı, geçinememe, yine ekonomik nedenler, birçok şeylerle bize hastalar gelirler. Bu hastaların hani tek bir tedavisi yok tabii. Tabii. Bunu özellikle psikologla bu işin üzerine gitmek lazım. Bu şekilde çözüm oluşturmaya genellikle gayret ediyoruz. Bir de tabii ki bizim kültürümüzde biraz cinsellik geç öğreniliyor. Yani evet. bunu eleştirdiğim için söylemiyorum ama diğer toplumlarla kıyaslanırsak böyle bir toplumda cinsellik bilinmiyor. Yani bunun ayrıyeten terapileri oluyor. Tabii ki bu urolog yapmıyor bu terapiler ama cinsel terapiler tabii evet, ki var. Alınabiliyor. Alınması gerekir bu hastalarımız için yine. Biz genel anlamda bize en çok başvurulardan bahsedelim. Yani organik kaynaklı sertleşme problemlerinde nasıl hareket ediyoruz? Aslında bazen psikolojik olan erektil disfonksiyonlu hastalarda da bunu kullanıyoruz ama genelde en başta ilaç tedavisiyle buna başlıyoruz. Öncelikle tabii ki organik kaynaklı olanların altyapısında neler olabilir diye de araştırabiliriz. Bunlarda genelde hormon bakıyoruz. Mesela tiroid fonksiyon testleri bizim için önemli. Beyinde pütüütör hormonundan salgılanan FSH, LH bunlar bizim için önemli. Tiroid fonksiyonları. Ondan sonra nedir? Bizim biliyorsunuz testosteron evet. cinsel isteğimizi yani libidomuzu arttıran şeyler, sertleşmek için özellikle bizim için gerekli olan bir hormon. Bunun üretimi için ne oluyor? Beyninde hipofiziyer hormonlar yani FSH foliküler stimüle edici hormon, luteinize edici hormon FSH, LH, prolaktin özellikle süt hormonu. Evet. Bunu es geçmemek lazım. Prolaktin nedir? Özellikle gebe kadınlarda salgılanan süt hormonu diye de geçer. Bu da hipofiz bezimizden salgılanır. Bunun çokluğu cinsel fonksiyonları baskılar. Yani FSH ile LH'yi baskılar. Evet. Ve testosteron düşmesine neden olur. Biz özellikle buna bakarız. Gelen hastalarımızda. Öncelikle primer tedavi. Hormonlarına bakıyoruz. Peki sadece bunlar mı? Basit bir idrar yolu enfeksiyonu. Tabii, bel soğukluğu. Tabii. Yine bunlar da bizim için idrar yolu enfeksiyonları da yine sertleşme problemi bize yaratabiliyor. Üreter taşı hiç aklına gelmez. Değil mi kimsenin? Özellikle böbrek kanalının idrar kesesinin yakın noktasında yanmalar, kıvranmalar, bazen de istemsiz sertleşmelere neden olur. Bunlara da bakıyoruz. O yüzden bazen ürünler ultrason istiyoruz hastalarımızda. Ürünler USG isteyip böbrek kanalında bir taş var mı yok mu buna da bakabiliyoruz. Bunların dışında çok fazla ekstra isteyenler vardır. Ben çok fazla istemiyorum. Ama genelde primer nedenler bunlar. Peki bunlar da bir şey çıkıyor mu hocam? Aslında bunlar yüzde belki beşini bile oluşturmuyor hocam. Evet. Yani bunlara bakıyoruz rutin evet. olarak bakmak zorundayız ama aslında yüzde beşini bile oluşturmuyor. Genelde yaşla beraber bizim ne oluyor? Kilo penis yani cinsel organımıza giden damarlarda ve venlerde özellikle sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Biz aslında erektil disfonksiyonu şeyle beraber görüyoruz. Ne derler? Kalp hastalıklarıyla beraber evet, görüyoruz. Evet. Şeker hastalıkları, bak ondan bahsetmeyi unuttuk. Şeker testi de bizim için özellikle metabolik önemli. Kolesterol bizim için önemli. Bunlar da özellikle bizim için önemli. Koroner arter hastalığıyla birlikteliği neredeyse %95. Bize hatta şöyle söylerler. Eğer bir hastanın cinsel problemi başladıysa hemen önce bir kardiyolojiye gösterin. Tabii, kalp de problemi. Çünkü niye? Aynı anda başlıyor. Çünkü ikisi de kılcal periferik damarlar tıkanmaya başlıyor. Evet. Yine kalbimizi besleyen koroner arterlerimiz tıkanmaya başlıyor. O yüzden ikisinin tanı ve tedavisi beraber yürütülmek zorunda.
Hani cinselliği biraz daha erteleyebiliriz ama kalbimizi erteleyebiliriz. Tabii, yaşamsal bir buluşum. Biz hastalarımızdan özellikle kardiyoloji konsultasyonu mutlaka yaptırıyoruz. Ama tabii ki bu genç hastalar için değil. Yani belirteyim. Bu belli bir yaşın üzerinde gerçekten sıkıntılar olan hastalar için önemli. Ya burada aslında karıştırılan kısımlardan bir tanesi sanırım bence erektil disfonksiyon, yani sertleşme bozukluğuyla uzun süre ilişkide kalmayı birbiriyle karıştırıyorlar. Yani orada bir problem var. Yani bir cinsel ilişkiyi sonuna kadar götürebilecek kadar sertlikte olmakla uzun süre, daha uzun süre ilişkide kalmayı karıştırıyorlar. Yani bu işte sabah sertliğinin oluşup oluşmaması biraz gibi. Biraz aslında biraz önce bahsettik ya, cinsel probleme giriyor. Yani cinsel terapi ve cinselliği öğrenmekle alakalı bir şey hocam. Çoğu bilmiyor gerçekten bunu. Şimdi bir de prematüre ejekülasyon var. Evet. Yani erken boşalma dediğimiz bir yöntem. Bu tabii ki Türk toplumunda da yine çok görüldüğü bilmekte. Prematüre ejekülasyon nedir? 1 dakikanın altıdır hocam. Yani bize mesela gelenler oluyor hocam 5 dakika sürdü. Evet. Ya bu aslında bir erken boşalma değildir. Yani bu normal kabul edilmek zorundadır. Ben hastalarıma hep şunu öneririm. Tabii önerdiğim tedaviler de var. Krem tedavisi ya da ilaç tedavileriyle, lokal anesteziklerle bu işi çözebiliyoruz. Ama bu biraz öğrenilen bir şey. Zamanla, partnerinle, ya özellikle partner de, ya çok partnerli kişilerde bunu daha fazla görüyoruz. Evet. O yüzden genelde tek partnerle beraber olmalarını öneriyoruz ve bunun zamanla gelişeceğini, partnerinle yani beraber bu işin daha üstesine gideceğini genelde anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar sertleşme problemine geçelim istersen. Tabii. Tedavilerden bahsedelim. Aynen öyle. İlaç tedavisi, cerrahiler yani ne zaman tercih ediliyor? Şu anda aslında çok güzel ilaç tedavilerimiz var. Üroloji kliniğinde. Eskiden bilirsiniz hani sildenafil çok kullanılırdı böyle. Hani preparat ismini çok söylemek istemiyorum. Çok bilir herkes. Evet, herkes biliyor onu. Birinci basamakta bunların oluşturduğu. Aslında bu nitrik oksit sentaz yani nitrik oksit üzerinden etkisini yapar ve damarların genişlemesini sağlayarak ejekülasyonu sertleşmeyi sağlar. Ereksiyonu sağlar. Bu nitrik oksit mekanizmasının üzerinden fonksiyon gören işte sildenafil var. Denafil ve tadalafil var. Özellikle tadalafile şöyle yanlış yazdım, tadalafil. Şimdi tadalafil niye önemli? Tadalafil bu sildenafille karşılaştırdığımız zaman çok daha az yan etkiye sahip ve çok daha uzun. Tabii bundan başka vardanafil ya da başka preparatlar da çıktı ama tadalafil kadar piyasada çok fazla yok. Bunun 5 miligramlık, yani herkes sorduğun zaman 5 miligramlık diye böyle şey yaparlar. İsmini söyleyemezler hastalar genelde ama 5 miligramlık diye söylerler. Bu ilacı sürekli kullanalım mı hocam? Kullanın. Bir sıkıntı yaratmaz. Yani görülen bir yan etkisi yok. En fazla başta kullanımlarda hafif baş ağrısı ya da sırt ağrısı yapar ama kullanılmaması gereken durumu özellikle belirteyim. Çok yeni bypass olmuşsa, işte 2 aylık 3 aylıksa çok yeni bypass. Bypass olmak kesinlikle şey değil, engel değil. Engel hatta kullansın, problem değil. Ama çok yeni ise, tamam mı? Yani 2-3 aylık bir mevzuysa, malign hipertansiyon dediğimiz çok aşırı derecede kuvvetli tansiyon hastasıysa, normal tansiyon hastalarından bahsetmiyorum. Evet, yani çok ileri derecedeyse. Bir de perlinganit dediğimiz, o da çünkü nitrik oksit üzerinde işini yapar, dediğimiz tansiyon düşürücü, ileri derecede tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılıyorsa bunlarla bir arada kullanılmasını önermiyorlar. Bir de bunun 20 mg'lı var. 20 mg'lı biraz fazla etkilidir. Biraz da insanı yorar. Ben özellikle 20 mg'larını çok fazla önermem. Evet. Ancak bazen şöyle hastalara önerdiğim oluyor. Tüm tedavilerden fayda görmemiş, artık mutluluk çubuğu tedavisine dönmek istediğimiz hastalarımız oluyor. Onlar da birkaç gün at diyorum. Eğer faydasını görmezsen işte o dediğim tetkiki yaptırıyoruz. Yani penil doppler ultrason dediğimiz tetkiki de yaptırıyoruz. O zaman hani çubuk tedavisi uygulayacağım hastalarda gerçekten tedavi yanıtı, ağızdan tedavi yanıtı yoksa o zaman uyguluyorum. Ama genelde rutinde çok fazla uygulamıyorum. Ama kullanılmasında tabii ki gene sakınca yok. Şimdi bu 5 mg'lıktan bahsedeceğim. Bu 5 mg'lı hastalarımız genelde işte cinsel birliktelikten yaklaşık 20 dakika önce ya da 1 saat önce ya da 2 saat önce alıp etki görmeyi bekliyorlar. Etkisi olabilir, onu söyleyeyim. Ama etki olmama ihtimali daha yüksek. Çünkü 5 mg'lı bizim her gün kullanmamız lazım. Etkisi kanda belli bir düzeye ulaşması gerekiyor. Yani 4. 5. gün özellikle
optimum seviyeye ulaştığı, kanda optimum seviyeye ulaştığı ve başarısının aslında o zaman hani bir hafta sonra yaklaşık etkisinin alacağını olacağını bilmeliler hastalarımız. Onun dışında başka ne tedavi var? Alternatif tedavi. Evet. Bunlardan fayda görmedik ya da kullanıp bu ilaçları kullandığı zaman fayda ediyor. Bıraktığı zaman eski haline dönüyor. En az 6 ay zaten bu ilaçların kullanılmasını öncelikle hastalarımıza öneriyoruz. Baktık fayda olmadı. Aslında yeni güzel tedaviler var. Eski tedavilerden bahsedecek olursak, eski tedavilerden şu anda hasta memnuniyeti biraz düşük ama gerçekten faydalı olan tedaviler var. Öncelikle onlardan bahsedeyim. Bu mesela penil enjeksiyonlar. Penil enjeksiyonlarda işte alprostadil dediğimiz bir etken madde kullanılır. Evet. Eskiden papaverin kullanılıyordu. O daha çok yan etkili ama alprostadil daha az yan etkili. Gene bahsettiğim o doktor ultrasonda da verilen ajanlardan biri aslında. Bu penisin yani cinsel organımızın enjeksiyon yöntemiyle corpus cavernosum'a yani o süngerimsi dokuya kadar verdiğimiz bir ilaç. Bu ilacı verdikten sonra hastalarımız 1 saat 2 saat ereksiyonla kalıyorlar ve cinsel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Peki hastalar bundan niye vazgeçiyor? Bir ağrılı olması, iğne yapması tabii enjeksiyonun şart. Zorluğu. Bir de o yaptığın enjeksiyon yeri zamanla fibrozis oluyor. Tabii ve şart. Enjeksiyon daha yapmak daha güçleşiyor. Ve yanıt da zamanla düşüyor. Yani genelde 3 ay ve 6 ayda bu hastaların bu işlemden vazgeçme ihtimalleri daha fazla artıyor. Vakum tedavisi var. Vakum tedavisi de cinsel organımıza yerleştirilip işte vakumlama etkisiyle diyelim yani basınç etkisiyle kanın cinsel organımıza tekrar yerleşmesini sağlayarak sertleşmeye yol açıyor. Gerçekten aslında faydalı bir yöntem ama yine bunda da 3 ay 6 ay arasında hastalar vazgeçmeye başlıyor. Niye vazgeçiyorlar? Çünkü ödem özellikle cinsel organın kökünde yerleşmiş böyle bir cisim gibi sert dokular meydana getiriyor. Olumsuzluklar da cinsel organ kökünde ağrı özellikle çok fazla oluyor. O yüzden tabii ki olacak diye söylemiyorum. Tercih edebilirler. Herkes tercih edebilir. Kullanılabilir. Bu yan etkileri kabul ettikten sonra her hasta bunları kullanabilir. Gayet de güzel yöntem. Şimdi bunların dışında başka ne yöntemler var? Çok revaçta olan ve sürekli bize sorulan özellikle sizde var mı yapıyor musunuz diye sorulan yöntemlere geçeceğiz. Bunlar aslında gerçekten umut vaat ediyor. Taş kırmada da kullandığımız şok tedavisi. Şok tedavisi bunlardan bahsedeceğim. Elektroşok ve litotropisin düşük yoğunluklu şok tedavi diye geçer özellikle bizde. Düşük yoğunluklu ESV ile ESVT diye de geçer. Evet. Bu yöntemin gerçekten faydası çok fazla olduğu söyleniyor. Şimdi yüzdeye vurduğumuz zaman %60 ile 70 arası fayda yani hastaların fayda görme ihtimalinden bahsediyorum. Faydası olduğu söylenen bir yöntem kısa, ağrısız ve yan etkisi olmayan neredeyse bir yöntem. Yani böyle bir yöntemi gerçekten uygulamak çok güzel. Peki kimlere uygulayalım? Biraz önce bahsetmiştim. İlaç tedavisinden fayda görüyor ama bırakınca eski haline dönüyor bu hastalar. İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalar. Yani açıkçası çubuk tedavisine geçmeden önce son çıkış yöntemi bu. Bunun yanında bir de bu kitaplara geçti. Özellikle kitaplarımızda bizim guideline'larımızda özellikle bulunan bir tedavi. Evet. Bir de bu tedavinin yanında umut vaadinden PRP var. Platelet rich plazma biliyorsunuz yani insan kanını alıp serumunu tekrar cinsel organımıza enjekte etme. Bunu da yine aynı şekilde yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunları? PRP'yi genelde 3 seansta yapıyoruz. Ve cinsel organımızın köküne ve yan kısımlarına, corpus cavernosum'a girecek şekilde yapıyoruz. Dorsal siniri ve oradaki damarların özellikle açılmasını sağladığını düşünerekten bunu yapıyoruz. Ki yani faydalar bu şekilde saptanmış. Ama bu tedaviyi yaptırdığımız zaman hemen ertesi gün sonuç beklememek lazım. Bu tedaviyi yaptırdığımız zaman orada bir iyileşme, rejenerasyon süresi var. Yani oradaki hücrelerin yenilenme süreci var. O yüzden en az 2 ay bu hastalarımızda beklemek lazım. Baktık fayda görmüyor. O zaman, bu hastalarda o zaman da işte mutluluk çubuğu devreye giriyor. Mutluluk çubuğu ne demek? Penil protez cerrahisi. Evet. Aslında bildiğim bir cerrahi. Cinsel organımızın içerisine tabiri caizse çubuklar yerleştiriyoruz. Evet. Bu çubukların kendi içerisinde de çeşitleri var. İşte tek parçalı ve çok parçalı diye geçer. Tek parçalılarda
Sürekli ereksiyon halinde kalır cinsel organ. Ama bükülebilirdir. Yani bükerek bir şekilde kozmetik anlamda, yani dışarıdan görünürlüğünü bir şekilde engellersin. Bir de çok parçalılar vardır. Evet. Çok parçalılar, iki parçalı, üç parçalı diye kendi aralığında genelde ayrılır. Ama biz genelde üç parçalı tercih ediyoruz. Bunun kendi içerisinde bir rezervuarı vardır. O rezervuarı karın içerisine yerleştiririz. Ve oradan gelen sıvıyı işte o çubuklara getirilerek şişme işlemi gerçekleştirerek ereksiyon sağlanmış olur. Gerçekten memnuniyet burada, hani şununla kıyasladığınız zaman aslında %98, biliyor musunuz? Çok ciddi bir oran ya. Çok ciddi. Ama işte cerrahiden kaçma, korku. Tabii, korku. Biraz bizim insanımızda bu cerrahiden biraz kaçışa neden oluyor. Aslında işlem de çok basit. Cerrahi de çok basit. Yani bir gün sonra, bazen iki gün sonra hemen cerrahiden sonra taburcu oluyorsun. Ve yaklaşık 6 hafta sonra da kullanmaya başlayabiliyorsun. Yani cihazı kullanabiliyorsun. Biz genelde hastalarımıza gerçekten kesin sonuç istiyorsanız biraz daha cerrahi diğer tedavilerden fayda görmediyseniz buraya yönlendiriyoruz. Ama tek dezavantajı işte parçaların, penil protezlerin biraz pahalı olması. Tabii. Yurt dışından geliyor olması. Tabii ki baktığın zaman hani şok tedavisi çok mu ucuz? Baktığın zaman o da ucuz değil. Ama sen sonuca odaklanacaksın. Bizim için amaç gerçekten başarıysa, gerçekten tam sonuç istiyorsak çubuk tedavisi özellikle vazgeçilmez. Özellikle son dönem hastalarda kullanıyoruz ama. Çünkü çubuk tedavisini yerleştirdiğimiz zaman oradaki biz süngerimsi dokular dediğimiz cinsel organın içerisindeki süngerimsi dokuları biz oyarak, özellikle oyarak bu cismi yerleştiriyoruz. Sen diyelim ki bu %2'lik bir ihtimal var diyelim. Hani memnun kalmadın. Evet. Çıkarttırmak istiyorsun. Çıkarttırdıktan sonra doğal yöntemlere geri dönemezsin. Yani SVT'nin bir faydası olmaz. PRP'nin bir faydası olmaz. Çünkü. O yüzden bunu sırayla gitmek lazım. Yani en non-invaziv olandan invaziv olana doğru gideceğiz ki hangisinde fayda sağlayabilirsek o noktada kalmaya çalışacağız hocam. En son çağrıda artık mutluluk çubuğuna bakacağız. Hocam gerçekten güzel konulara değindik. Güzel de bir program oldu. Evet, hem prostat konusunda hem elektrik disfonksiyonu konusunda. Son olarak izleyicilerimiz var mı önerileriniz? Yani şunlara dikkat etmeleri lazımdır diyeceğiniz şeyler var mıdır? Onları da alalım. Sonrasında yayınımızı bitirelim inşallah. Evet. Şimdi üroloji hekimi olarak benim gördüğüm doktordan, bu Aksaray halkından da biraz bahsetmek istiyorum. Yani doktordan çok kaçıyoruz. Yani yumurta kapıya geldiği zaman doktora gidiyor. Evet, ne yazık ki. Sağlık hiçbir zaman geri döndürülemez. Yani belli bir noktadan sonra, biliyorsunuz teknolojide zirve noktaya ne zaman gelinir bilinmiyor. Tabii teknolojinin getirdiği sağlıkta çok büyük başarılar var. Çok güzel şeyler var ama, tabii ki ama. Sen belli bir noktaya kadar fayda ediyorsun. Eğer o noktayı geçtiğin zaman bazen o sağlığı geri kazanmak mümkün olmuyor. Dünyada en değerli şey zaman. Yani o zamana daha uzun süre geçirmek istiyorsan kaliteli geçirmek, sağlığına istiyorsan bakmak zorundasın. Yani sağlığın iyi olacak ki tabii. Hayatın da kaliteli olsun. O yüzden özellikle biraz önce bahsettim. Ufak tefek belirtilere önemsememezlik yapmayın. Gelin. Tabii. Gelin bir muayene olun. Ya da cinsel problemleri özellikle problem değilmiş gibi görmeyin. Utanacak cinsellik bir şey yok bu işte. Özellikle büyük problemdir ve yaşama sevinci, yaşama amacıdır. O yüzden mutlaka bunların da çözülmesi ve bunların da hastalık gibi görülmesi gerekir. Tabii. O yüzden buna bu bakış açısından bakmalarını tavsiye ederim. Başvurmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Evet, değerli Kanal 68 izleyenleri, bugün Üniversite Hastanesi'nden üroloji uzmanı Doktor İbrahim Erol'la beraberdik. Prostat ve erektil disfonksiyonla ilgili güzel bir yayın gerçekleştirdik. Sizlerin de çok faydalandığından eminiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. İyi günler.